Kira anlaşmazlığında adres bu kez Üsküdar. İddiaya göre istediği zammı kabul ettiremeyen ev sahibi. Ya, kiracısının kapısını yumrukladı, elektriğini suyunu kesti. Şov Haber muhabirimiz iddiaları sormak istediğinde ise bakın kameralara nasıl cevaplar verdi. Kapıma dayanıyor. Yine kapımı yumrukluyorlar. Kapımı kırıyorlar. Camımı kırıyorlar. Ben hamileyim, bana bunu yapıyor ev sahibi. Kapıma gelip bodrumdaki bütün eşyalarımı kapının önüne atmıştı. Kapısı yumruklandı, eşyaları dışarı atıldı. İddiaya göre bunları yapan ev sahibiydi. Kiracı çift isyan etti. Geçen gün daha yeni saldırı uğradık. Ben, babam, kayınpederim tehdit mesajları aldık. Bundan bir ay önce elektriğimi, suyumu kestiler. Çok mağdur durumdayız. Şu an evimize giremiyoruz. Kapımı kırıyorlar. Camımı kırıyorlar. Ekibimizin iddiaları sorduğu ev sahibi ise fiziki müdahaleye kalkıştı, çekimi engellemeye çalıştı. Yok be kardeşim, yalandan başka bir şey değil. Ne yapıyorsunuz ya beyefendi? Hadi ya, işim yok senin. Kime basıyorsun, ne rahatsız ediyorsun ya? Kamerayı kapatın şu an. Siz lütfen müdahale etmeyin. Gerilimin adresi Üsküdar'dı. 3 yıllık kiracı Karayel çifti 4500 lira ödüyordu. İddiaya göre ev sahibi 11 bin lira isteyince anlaşmazlık başladı. Çok mağdur durumdayız. Şu an evimize giremiyoruz. Siz bizi niye binaya sokmuyorsunuz şu an? Mülkleri yok burada. Sizi ilgilendirmez. Sen mahkeme neylesin bir şey diyorsun. Ben burada mensubuyum. Ben burada işimi yapıyorum. Tamam. Evet. Hayır, çekemezsin. Hürriyet tatip var burada. Hürriyetimi engelliyorum. Mahallemizden gidin ne demek? Bana dokunamazsın. Evet, şu anda biz WhatsApp ihbar hattımıza gelen ihbardan sonra olay yerine geldik. Kiracı ev sahibiyle ilgili iddiada bulundu. Kiracının yanına çıkarken binanın sahibi olan şahıslar da bizi binaya sokmadılar ve kameraman arkadaşımla bana müdahalede bulundular şu anda. Mikrofonun kırıldığı sesi veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Niye üzerime yürüyorsunuz? Sabah kuvvetle kameraman müdahaleyle bir şey yapamaz. Kiracı aile ev sahibinden şikayetçi oldu. Kapımı kırıyorlar. Camımı kırıyorlar. Biz bunları gördük daha önce. Ve göreceğiz. Yani, ve görmeye de devam edeceğiz. Ama artık yani öyle bir olay haddini aştı ki. Aha. Yani kadın hamile mi, kadın tek başına mı, ne durumda, hakkı varken, haklı olduğu halde bunlara mı maruz kalıyor? Bütün bunlar artık böyle bir sınırı aşan bir durum var. Yani o ip koptuktan sonra o ev sahibi önüne gelen her şeyi, diline gelen her şeyi yapmakta kendini asla bir problem olarak görmüyor. Ve haklı görüyor üstüne üstlük. Evet. Ben haklıyım, hiç problem değil. Sözleşmesi de olursa ev benim, apartmana muhabir arkadaşlarımızı sokmuyor. Berat'ın halini gördüm. Vallahi yani çok konuştuk, çok söylüyoruz. Bir barınma krizi geldi, geliyor. Bunlar bizim gördüğümüz, bildiklerimiz. Kim bilir neler neler yaşanıyor. Yani artık bizim yapabileceğimiz ya da ev sahibinin ya da kiracının yapabileceği bir şey var mı? Var mı Allah aşkına? Yani peynire bugün bakıyorsun 100 liradan gelmiş 500 liraya. Ya dizel araca bakıyorsun, evet, ya da ne bileyim motorine bakıyorsun. Gelmiş 19 liradan 45 liraya. Ev sahibi de diyor ki kardeşim, 5 lira istemiyorum artık, 15 lira istiyorum. Evet. Kiracı da diyor ki şu istiyor. Herkes kendince haklı da. Ama herkesin kendince haklı olduğu yerde bir kaos ortamı oluyor. Bu kaosu kim düzenleyecek? Ben mi düzenleyeceğim? Sen mi düzenleyeceğim? Birileri düzenlemek zorunda. Dolayısıyla böyle yani sivrisinek hikayesi. Sivrisineklerle tık tık uğraşacağımıza bir bataklığı bir kurutalım ve evet, düzeltelim. Ya ama bu böyle giderse biliyorsun, toplum olarak hepimiz zaten sinir hastasıyız. Aynen. Ötesi de yok. Hayır, çok endişe yaratıyor insanda. Çok kaygı yaratır, ve endişe yaratan bir durum. Bir an yerine koysana. Tabii durduk yerde oturduğun evinde bugüne kadar her şey yolunda bir anda... Aa, bir bakıyorsun bir kağıt gelmiş eve, ne o işte, ben bu kira bedelinden memnun değilim, hatta kendim geçeceğim falan. Ortada yalan dolan bir sürü işlerle. Belki de değil, gerçekten geçecek. Belki de onunla geçimini sağlıyor. Belki de. Tamam işte, şimdi fakat biz bunu söylüyoruz. Niyeti göremiyorsun, niyeti de okuyamıyorsun yani, her ne olursa olsun sebebi. Yani valla şimdi vallahi bunları söylüyoruz. Çok iyi niyetli insan az kaldı. Kiracı arkadaşlar da yazacaklar, vay siz bilmem ne. Ev sahibi arkadaşlar da yazacaklar, vay siz bilmem ne. Evet. Bize yazmayın. Söyleyeceğiniz makamlar, durumlar farklı. Biz evet, değiliz onlar. Ya kendi aralarında bir dil kuramadılarsa, bir anlaşma yoksa. Kurulamaz Ebru, kurulamaz. Denge çok şaştı. Gelir gider konuşacak, dengesi şaştı. Enflasyon bilmem ne şaştı. Herkesin bir davranış şekli şaştı. Evet. Ev sahibi ne yapacak, kiracı ne yapacak? 2 yıldır bunu konuşuyoruz. 1 yıldır daha da fazla. Ve bu şekilde giderse konuşacağız da. Evet. 6 Temmuz'da %25 hikayesi kalkıyor. Bir işe yarıyor muydu bilmiyorum. İnsanları birbirine düşürmekten başka. Hep beraber göreceğiz. Evet, o oran evin doğru, var, evin sıkıntı, şey kiradasın, sıkıntı. Hadi bakalım.
Evet. Bir barınma krizidir gidiyor efendim. Evet, bu konuda sesini duyurmak isteyenler mutlaka vardır. Efendim paylaşınız bizimle. Biz de buradan okuyalım. Neler geldi başınıza? Ne yaşıyorsunuz? Ya da nasıl çözüm buldunuz? Bu çözüm bulma süreciniz neydi? Hangi bir zamandan sonra siz herkes bir rahata erdi? Yani yazın lütfen bütün yazın tecrübelerinizi. Yazın. Biz de anlatırız buradan.